Avrupa'da bankacılara ödenen ikramiye ve primlere önümüzdeki yıldan itibaren sınırlama getiriliyor. Avrupa Parlamentosu bankaların iflasına neden olan 2008'deki krizin tekrarlanmaması için bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. İnsanlar prim ve ikramiyelerin maaşın 13 veya 20 katı olabileceğini anlamıyor. Bankalarda sorun yaşandığı zaman bunu vergi mükellefleri ödüyor. Avrupa Birliği ile ilişkileri kopma noktasına gelen İngiltere ise yeni düzenlemeye sıcak bakmıyor. İngiliz hükümeti bankacıların birlik dışına çıkmasından endişe ediyor. Sınırlamalar öncelikle Londra'daki 144 bin finans sektörü çalışanını vuracak. Bu prim ve ikramiyeler kötü davranışlara davet çıkarıyor. Kimileri kurallara uymayıp risk alıyor. Bu da toplumu olumsuz etkiliyor. Bankalar Avrupa dışına çıkmak istiyorsa ve Singapur onlara kucak açarsa bu durumdan mutluluk duymalıyız. Avrupa Birliği'nin finans merkezi Londra'da bankacılara ödenen toplam ikramiye miktarı 2008'de rekor kırarak 11,5 milyar sterlini bulmuştu. Düzenlemeleri eleştiren Avrupa Birliği Bankacılık Federasyonu yetkilisi Guido Ravut, bunun maaşların yükselmesine sebep olacağını söyledi.